Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Münazarat 58. Sual. Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Türkler haşiye, Türkler ve Kürtler şecaat feninde alemi olduklarından ben sahil, şecaat feninde allame olduklarından ben sahil, onlar mucip olabilirler. Cevap, hayır, asla olmamış ve olamaz. Kimler? Ermeni milleti sizden, yani Türkler ve Kürtlerden daha cesur olabilir mi? Hayır, asla olmamış ve olamaz diyor. Neden? Neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi? Esrarını ve arkadaşını izhar etmezdi. Adamı esir almışlar. Parça parça ediyorlar. Kanı dökülüyor ama adam bilgisini vermiyor. Halbuki sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa bütün esrarını kanı ile beraber fışkırttıracak, döker. Bıçağı vurduğun kanı akıttığı gibi adam bilgisi de akıyor. Bu şecaatça büyük bir tefavüttür. Sebebi nedir? Onlar öldürürse ateş yapıyorlar, gözü patlıyormuş adam. Ayağını yakıyorlar, ateşe koyuyorlar. Adam demiyor. Bizde ise bıçak vuruyorsun, kanı döküldüğü gibi adam dökülüyor. Cevap veriyor. Bu soruydu. El cevap, biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat biliriz ki, bunu kim cevap veriyor? Bunu aşiretler. Aşiretler cevap veriyor. Evet. Yani sebebini teşhis edemiyoruz diyor. Yani cevap veren onlar, aşiret. Fakat biz biliriz ki diyor aşiret, zereyi dağ gibi eder ve arslanı tilkiye mağlup ettiri bir nokta vardır. Yani sebebini bir teşhis edemiyoruz. Ama şöyle bir hakikati hissediyoruz ki, varlıkta, kainatın işletim sisteminde zereyi dağ gibi eder ve arslanı tilkiye mağlup ettirir bir nokta vardır. Senin vazifeni kaldıramıyoruz. Vücudunu bildik. Mahiyetini sen şerh et. Diyorlar ustada. İkinci el cevap. Öyleyse dinleyiniz. Ve kulaklarınızı beş açınız. Ne demek beş açınız? Beş duyu organını da devreye sokun. Evet, beş organla dinleyin. Gözle dinlemek, burunla dinlemek vesaire, elle dinlemek. Öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınızı, yani içeriye bir şey alırken sırf kulakla almayın. Mesela o şu anda anlatacağım şeyi şekillendirin. Bu göz. Tutmuş gibi hissedin. Biz bunu şahsi hayatta uygularsak herhalde dersimizi o zaman almış oluruz. Oluruz. Yoksa bilgiden ibaret kalmış. Yok. Yani öyle bir dönemdeyiz ki, tabii bu bana göre, ilim
ilim eyleme dönüşmezse enaniyet olmuş. İlme enaniyet daha beter olmuş. Yani cahil iken durumuyla okuduktan sonraki durumu daha rezil. Yani okuduktan, öğrendikten sonra daha rezil olmuş. Bilmeseydi daha iyiydi. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi vesvese olmuş. O zaman bana şu kanaatı verdi. Bilip de öğrenme yöntemi herhalde kalkıyor. Bildikten bilip eyleme dönüştürme yöntemi o dönemi bitiyor artık. Belki de bitti. De haberimiz yok. Yaparken öğrenmek devri açıldı. Yani eyleme dönüşmüş ilim değil. Eylemle beraber. Bir hadis var da sana tam sizin söylediğiniz konuya işaret eden. Kim diyor tahsil etmeden ilim öğrenmek ister diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Diyorlar ki söyle ya Resulallah, diyor ki takva yapsın, günahlardan kaçsın. Cenab-ı Hak ona bilmediğini öğretir diyor. Yani tatbik etsin, zaten Cenab-ı Hak ilham edecek. Demek ki tatbik edince Cenab-ı Hak gönderiyor ama evet. Aslında yükleyince şey uygulamayı Cenab-ı Hak ilham etmiyor ama bilgiyi ilham ediyor. Şeyde gibi, mesela pervane misalini çok veririm böyle, pervane döner. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı eylem. Ama şehirde binlerce cihaz çalışıyor. Tersini düşün. Cihazlara elektrik verin başka kaynakla. Aynı yolla pervaneyi döndüremezsiniz. Allah Resulü'nün hadisidir o. Okumadan, öğrenmeden ilim isteyeniniz var mı? Nasıl olur diye. Takvanızı artırın. Takva vicdandır. Yani takva neydi? Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani, takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazammun eder. Yani vicdan eylemle aktif olur. Çünkü en diş çemberi iradedir. İbadetullah ile çalışır. İrade böyle aktif olur. İkincisi zihin, efendim abi. Çin'e, Hind'e alim olarak giderdi. Bir saatte insan bir şey öğrenmez ki. Yani nasıl alim oluyor bir saatte? Demek ki yani bilmek dediğiniz gibi yani bilmekten ziyade tatbik etmek. Uygulamaya gidince kendisi öğreniyor zaten. Evet. Uygularken. Yani yaparken öğrenmek veya öğrenmeyi seni zorlamak. Evet. Zorluyor. Mesela diyelim ki bir elemanı gönderdim bir yere. Diyelim ki şu şehre git, hizmete yap. Ama temeli aşağı yukarı kafası kırılarak bir şeyler öğrendi. Bu talebenin, ya vakıf dediğimiz kişinin, burada yani senelerce 10 sene kalmayı yanına tutmayı ben şey görmüyorum. O eski benden önceki ağabeylerin mantığıydı. Belki o zaman öyle iktiza ediyordu. Her bir zamanın bir hükmü var. Bu dönem kalktı. Zübeyir abi de öyle yapıyormuş. Tatbik olarak. Evet. Okudum ben de kitabı var. Yani belki o zaman öyle iktiza ediyordu. Temeli şu. Bir defa veya iki defa, azam üç defa külliyatı bitirdi. Ömer Nasuhi Bilmen'de de fıkıhı bitirdi. Namazı bozan bozmayan. Bu adamı git bir şehre koyar. Abi o tabanın, halkın veya talebelerin, gelen gidenin dayatmasıyla öğrenecek o. O artık taştan, taşın üzerine kazımak gibidir. Burada öğreniyor, gidip oraya gittiği zaman külah beynilik yapıyor, ben daha iyi biliyorum. Cemaatla öğrenecek. Enaniyet olmaz o zaman. Çünkü geldiğini biliyor. Pabucunu saklıyor yani. Cemaat bunu zorluyor öğrenirken. Bu neydi? Abi yarınki akşam şey yaparız. Hemen araştırıyor. Veya telefon ediyor abisine.
Veya külliyata şey yapıyor. Ya öyle mi ya falan? Dur nasıldı ya? Allah Allah tamam. Ha. Az kaldı akşama ya. Derse de aç gelecekler ya. Bunun başka neredeydi şu? Böyle öğrenci. Bu şekilde yarım saat, inanın bana belki yarım dönemden daha fazla istifade eder. O dönem geçti. 2-3 defa bitirdikten sonra bunu Tokat'a, Siirt'e, Tatvan'a, Kars'a, Edirne'ye, Sinop'a, Hatay'a, Mersin'e gönderseydi, duman etmişti, duman. Ama bakın kimseyi yargılamıyorum, sorgulamıyorum ama neticesi yanlış oldu. Hepsini bir vazifeye göndereceksin. En fazla 3 defa olsun, okusun en fazla. Ve ilmihalı bitir. Tamam abi bir şey, tamam bırak şimdi. O olayların, dişlilerin arasında yetişsin. Çekirdekten yetişsin. Ben mektebini bitirdim ama 2 sene çıraklık yapan motoru indirir. Ben motoru zor indiremem. Ben bunu mektebini, ilmini okudum. Ama mühendis, makine mühendisi gidip bir motor indiremez. Bir tanesi çıksın, ben indiririm desin. İndiremez kardeşim. Bir makine mühendisi arabanın motorunu indiremez. Yapamaz. Peki 2 sene çıraklık yapan orada yetişmiş. Tamam. Hadiselerle yetişecek. Mühendiste enaniyet oluyor ama çırakta enaniyet olmuyor. Devamlı uyguladığından dolayı bu sefer. Evet. Yani çeşitli şey. Şimdi bu teşhis edemiyoruz. Bir şey var diyor. Acayip bir şey ya. Okudukça kucaklamak, okudukça merhamet etmek, okudukça hamiyet olmak, okudukça af olmak, okudukça tesanüt etmek, okudukça muhabbet olmak, okudukça ihlaslı olmak gerekirken biz en iyiyiz. Ben, biz. Ben ve biz. Ya selam vermiyoruz, selam. Hazmedemiyoruz yani. Bu nereden kaynaklı? Hadiselerle yetişmemiş. Orada tutmuş, okumuş. Haberi okumuş. Bilgi kirliliğine geçmiş. Ne acaba? Ya yığılmış, yığılmış. Birbirine geçmiş olay. Eyleme dönüşmemiş ki. İçeride şu, bilgi unutmayın. Enerjidir, canlıdır, ruhludur. Her okuduğunuz, 5 kulağınızla, 5 organınızla dinleyiniz. 5 şekilde dinleyiniz demek. Ne demek? Gelen enerjiyi, gözden gireni, kulaktan gireni, burun değil, el. Hep bunu itti. İçeri girince enerji oluyor. Kardeş, her okuduğun, her seyrettiğin, her yaptığın enerjidir. İçeride enerji yığıldı, yığıldı, yığıldı. Eyleme dönüşmemiş. Patlattı da. Bu sefer karşın şey, sen bizden değilsin ya. Siz haksızsınız. Biz çok karaballığız. Biz doğruyuz. Acayip bir şey. Onun için tutmayacaksın. Doğru hayata. Hayat mektebinden öğrenecek. Biz de öğrenme yolunu, yöntemini söyleyeceksin. Kendisi öğrenecek. Yöntemini öğreteceksin. Hayatı kendisi öğrenecek. Ağır hata yapsın. Vursun kafasını, kırsın, ameliyat olsun, tekrar düzelsin. Öyleyse dinleyiniz, kulaklarınızı 5 açınız. İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeni'nin himmeti. Bak fikri milliyet, Ermeni nesi? Bakın iç alemini fikri milliyetle aktif etmiş adam. Ben ise, senden üstünüm ha, karabalığız. Bak bu mevzuyu bilemedin sen. Bununla içimizi aktif ettik. Adam, fikri milliyetle uyanmış bir Ermeni'nin himmeti, himmeti aktif eden fikri milliyet. Bir başkasının himmetini üstünlük için aktif olursa başka, fikri milliyetle aktif olursa, başka nedir bak? İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeni'nin himmeti mecmu millettir. Yani fikri milliyetle bir Ermeni himmeti uyanırsa o Ermeni milleti gibi oluyor.
bir millet gibi oluyor. Hani var ya işaretleyeceğiz daha. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Bizi mesela fikri milliyeti de İslamiyet. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş. Bir Ermeni, Ermeni milleti ufalmış, 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 himmet hamiyeti ufalmış. Tek bir adam olmuş. Adam. Bak ne diyor? Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş. Veya onun kalbinde yerleşmiş. Hani böyle baktığı zaman Müslümanları görüyor. Onun davranışını, yani ona karşıya baktığı zaman İslamiyet'i görüyor. Cemaati görüyor. Ferdi öyle davranıyor. Ferdi ferd olarak görürse, cemaat olarak görürse, bu kim? A. A grubunda. Ona göre davranıyor. Saygın mı? Güçlü mü? Tanınmış mı? Zengin mi? Bilmem ne. Öyle davranıyor. Ama baktığı kişi bu Müslümandır. İslamiyet'in elemanıdır. Himmetini cemaata yapmış. Yani meşrebine, cemaat grubuna yapmış. Oysa bu himmet İslam olsaydı kucaklayıcı olurdu. Çünkü bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim de. İslam ve küfür ikisi birer millettir. Küfür bir millettir. İman da bir millettir. Eğer himmeti İslamiyet olursa onun dışındakilere gayz olur. Nefret olur, küfürdür. Makbuldadır. Ama bu himmeti cemaatine olursa diğer cemaatler küfür gibi olur. Onun nazarında. Burada acaba şey... Acayip bir şey anladınız mı buraya? Çok tehlikeli bir şey ama. Evet Murat. Himmeti dediğiniz gibi şahsına münhasır olunca şahsi olarak okumuş, bilgi sahibi olmuş. Artık bir şeye ihtiyacı kalmamış. Yani sana bana ihtiyacı yok. Şahsi olarak yok. Ama İslamiyet'in İslamiyet'i izaz etmek için ise herkese ihtiyaç var. Sadece benden olmaz bu iş. Bu sefer kişinin farklı kimselere ihtiyaç hissetmediğine enaniyet tarafına gidiyor. Ama himmeti İslamiyet olan ise farklı kimselere ihtiyaç sahibi, ihtiyaç hissettiği için bu sefer mütevazi oluyor, seni beni kucaklayıcı oluyor. Çünkü ihtiyacı var. İslamiyet'e taassup edilmeli. Allah bunu verdi. Tarafkirlik bunun için verdi. Galatasaray-Fenerbahçe maçına giden adam, Galatasaray-Fenerbahçe takımına tarafkirliğini boşatırsa enerjisini, İsrail'i kalmıyor. Gel biraz da genişlet. Nurculuğa taassup eder, tarafkirlik yaparsan Süleymancılara, Mahmud Efendi cemaatine mabet kalmıyor. Biraz da genişletelim. İslamiyet'e taassup edip şey yapan, o zaman İslamiyet harcadığı için gavura mabedi kalmıyor. Onun için nereye hamlettin, nereye bitirdin, nereyi esas aldın? İslam'ı esas alanın himmeti İslam olur. Müslümanları kucaklar. Onun için diyor ki üstad, taassup iki temelden beslenir. Taassup iki zeminden beslenir. Bunu hep ezber söylüyoruz da. Önemli olan bunun hayatta görmek, hayatımızda uygulamak. Bir, cehalet. Ne yaptığını bilmiyor. Nereye karşı olduğunu veya genişletişçe Müslüman kardeşimizin ne kadar kıymetli olduğunu, en azından potansiyel olarak kafirin karşısında olduğundan değere ve saygınlığa değdiğini bilmiyor. Demek ki taassubun birinci ayağı cehalet. İkinci ayağı ademi muhakeme. Muhakeme edemiyor. Himmetini meşrebine, cemaatine etmiş. O zaman onun dışındakiler kaziptir. Eğer himmetini, hamiyetini İslam olsa onun dışındakiler kazip olur ki o da doğrudur. Ama cemaatine himmet ederse, budur esas dersen, cemaatinin dışındaki diğer cemaatler kazip olur. Bu böyledir. İnsan Galatasaray taraftarı ise, Fenerbahçe taraftarı ise bir yerde bulunur.
aynı anda ikisine de sevemediğinden aynı anda iki yerde olamaz. Ama cemaatinde hasr-ı fikre dersen, milliyetçilik yaparsan diğer cemaatleri otomatik olarak dış tarafta kalmış oluyor. Veya onun kalbinde yerleşmiş, onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymetdar da olsa milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Biz tek tek kaldık. Ermeni tektir ama millet ruhu var. Biz fert ruhu var. Onun için bıçak vurunca kanımız da dökülüyor. Yani millet ruhu yok, ümmet bilinci yok. Ermenilerde ve Yahudilerde, Avrupalarda ve Amerika'da zaten milliyetçilik yok çünkü toplama bir adadır. İslam'ın dışında hepsinde milliyetçilik vardır. Ruslarda da var. Ama İslamiyet'te bir şey var, hiçbir yerde yok. Ümmetçilik var. İslam milliyeti ümmetçiliğe inkılap ettiriyor. Çok ilginçtir. İnşallah ümmetçilik dersi yaparız. Demek ki bir Ermeni'ye bıçak vurduğun zaman veya ayağını ya bağlamışlar böyle adamı. Ayağına ateş yakıyorlar. Gözleri patlamış. Tarihçe de geçiyor değil mi? Ve adam bilgi vermiyor. Çünkü o bir adam değil. Fikri milliyeti himmetini aktif etmiş. Bak fikri milliyeti Ermeni milliyetçiliği himmetini aktif ettiği için o bir adam yanarken millet milleti gözü önüne geliyor. Bak çok acayip, vahim. Çok vahim yani bizim. Bir bakıyorsun bizimkisi ise tek tek kalmış. Kucaklayıcı değil. Fikrimizi, himmetimizi cemaatimize yaptık. Cemaat oysa dava değildi. Dava içinde Burhan'dı. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymetdar da olsa Ermeni'nin, milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Eğer İslamiyet'i daha aziz bilirsek, cemaatimizi onun önüne koymazdık. Bu da realite. Kime dokunursa dokunsun. İlk önce bana dokunuyor. Eğer İslam birliğini, İslami ölçüleri, İslami bütünlüğü, birlikleri bilmeyip cemaat veya meşrebi birliğini öne çıkaran adam İslamiyet'i kendi meşrebine hizmetçi yapıyor demektir. İslami mesela 20. lema bir de 21. lema var. Daire dışarıdan soğan kabuğu gibi içeriye giriyor. 20. lema müminler arasındaki bağ bilmiyor. Birlik yönlerimizi bilmiyoruz. Çok acayip. O kadar bir cehalet var ki kokuşuyor. Abi çok okumuş. İstersen 1000 defa külliyat oku. Keşke okumasaydın. Daha beter oldun. Ya kitap okuyor daha beter oluyor. İlimle cehalete ve dalalete giden çoktur. Sadakatla giden bir tane dalalete giden yoktur. Daha önce seviyorduk ya mahallede arkadaştık. Acayip bir şey ha içeren köyde. Sarılıyorduk. Beraber top oynadık, misket oynadık. Çocukluğumuz geçti tamam mı? Ondan sonra ben bir cemaata kaderiyle seviyorum. Onu ben de. İkimiz ondan sonra daha hiç şey yapmadık. Cemaattan önce mektup şey yapıyorduk. Mektup vardı hocam telefon yok diyoruz. Şimdi cemaatimizin iktisası buymuş gibi. Oysa Müslüman. Ben de Müslümanım. Birlik tarafımızı unuttuk. Oysa Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Ama bana gelsinler, benden ders alsınlar, ben sevap kazanayım demek nefsin ve enaniyetin hilesidir diyor. Öyle demiyor mu usta? 20. levada diyor. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymetdar da olsa milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Bin ruhu da olsa feda etmeye iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür. Ben ise misal kardeşimin beşeriyetini hizmetinin önüne çekip gizlemeye çalışıyorum. O aman bir Ermeni mesela Yahudilerden bahsedeyim size.
Fransa'da, Strasbourg'da konferans ve panelden geliyorum. Biliyorsunuz. Başka bir şey anlatacağım size. Orada yaşadığımı anlatacağım. Siz çözün iki olayı. Strasbourg, Fransa ve 8-11-2014 konferansa iki tane acıması olayı anlatacağım. İlk önce Yahudi'yi anlatacağım, sonra Müslüman'ı anlatacağım. Dünyada en çok Yahudinin olduğu şehir Strasbourg'muş. Kendi okulları var. Kız erkek karma değildir. Senarist diyorlar. Sinemayı yazana, tiyatro filmi yazanlara, reklam, televizyon reklamları vesaire yazan bizzat adam Yahudi. Onunla benim arkadaşım, yani beni oraya şey yapan abi dedi, benim şurada Yahudim var, görüşüyor. Yani seviyeli birisi bu da. Hiçbir Yahudinin evinde Strasbourg'da televizyon yok. Hepsi Murci bunlar o zaman. Daha çok ilginç söyleyeceğim. Murat, iyi dinle şimdi ve iyi yaslan. Bu senarist var ya, film yazan. Asla o filmi kendi ve kendi çocukları ve hiçbir Yahudi seyretmezmiş. Yasak. Kendi yazdığı filmi. Bizzati mühendis anlatıyor. Bir iş yapıyorduk diyor. İş. Ondan sonra Müslüman anlatacağım, kıyasçıyım. Ama biz bu değildik yani. İş yapıyorduk. Ben mühendis, iş yapıyorum. 6 yaşındaki Yahudi kendi çocuğu gelmiş. Babasına bir şey sormak istemiş. Beni, biz ne yapardık anladın? Sıstan. Görmüyor musun lan? Eşek herif be. Büyüklerin yanına konuşuyorsun. Dur. Amcayla konuşuyoruz işte. Sen ne giriyorsun yavrum? Bak. Deriz değil mi? Adama diyor ki, beyefendi bir dakika durun. Buyur yavrum. İlk önce Yahudi öne alır. Çocuk dahi olsa. İlk önce Yahudi'yi alır. Onu ikna eder, yapması gerekeni yapar. Gönderir, sonra buyurun der. Makamı ne olursa olsun. Peki. Madalyanın ikisini anlatıyorum. Bak televizyon yok ve kendi filmlerini, kendi yazdıkları filmini asla seyretmezler. Ve zaten televizyon yok. Her bir Yahudinin evin sanki bir kütüphane zannedersin diyor. Gir evine. Milli görüş bir, üç dönümlük yeri var. Strasbourg. Yeri söylüyorum. Ve Avrupa'da çok güçlü. Allah razı olsun. Allah sayılarını çoğaltsın. Allah güçlerine güç katsın. Cehaletlerini de ıslah etsin. Cehaletimizi de ıslah etsin. Bize de insaf versin. Sabır versin. Büyük bir külliyeleri var. Belki de 1500 metrekarelik, 1,5 dönümlük alanda cami. Cami kendisi kapalı alan. 1500 dev yani. Ve bayramlarda, cumalarda dolup taşıyormuş. 1500 metre. Onun bir de düğün salonu var. Düğün salonu var. Zıngır zıngır da var, diğeri de var. İkisine de müsait. Bizim arkadaşlar gitti. Dini bir konferans verilecek. Parayla kiralıyorsun. Şeyi. Düğün salonu. Kim gelecek? Niye gelecek? Şey, kim gelecek? Kim bu? Nurcu, biz vermeyiz. Ya kardeş, sen düğün? Yok. Biz Nurculara vermeyiz. La kira bedava değil mi? Şey, parayla değil mi? Parasını vereceğim. Olmaz. İyi, tamam. Gitti Hristiyan'a. Adres söylüyorum size. Strasbourg diyorum. Fransa. Gitti Hristiyan'a bu heyet. Benim konferans vereceğim yer. Ayarlıyorlar. Papaz, kilisenin altı komple konferans salonu. Üstü, yolun üstü, yolda şey, kilise. Hiçbir kilisenin altında ticarethane olmaz. Hiçbir Osmanlı'nın caminin altında materyalizmi simgesi olan dükkan olmaz.
Para olmaz. Bu cami bu parayla üzerine durmaz. Küre arz mescittir. Mescidin altında para müessesi olmaz. Parayla duruyor demektir. Caminin altına bir kere söğüt soktular. Para soktular yani. Hiçbir kilisede altın dükkan göremezsiniz. Hiçbir ecdadın camisinin altı dükkan göremezsiniz. Yok muydu o zaman Beyazıt? Tamamen toprak buydu. Varsa yerleri, çocuk abi, şey, Beyazıt'taki Süleymaniye Camisi'nin altında şeyler var. Caminin arka yüzü. Oralar çocukların okuduğu odalardı. Bakma dükkana verildi. Yok, ikinci bir cinayet de bu zaten. Kilisenin altı konferans salonu. Ona gittiler. Ne yapacaksınız demiş. Konferans vereceğiz demiş. Adam direkt demiş ki kafadan 450 euro geceliğine. Peki demiş. Tamam. Papaz sormuş. Ne konferansı vereceksiniz demiş. Dini psikoloji. Psikoloji mi, dini psikoloji mi diye papaz ikinci kez sormuş. Dini psikoloji, yani içeriği din yani, öyle mi? İslam, ha, İslam dininin psikolojisini anlatacak. Öyle mi? Evet, size ben bedava veriyorum, para almıyorum madem din. Yalnız tuvaleti gidilecek, kağıt harcayacaklar, su harcayacaklar, elle çık, sana masraf, su. Sırf masraf için, 100 euro vereceksin. Ben parayla vermeyeceğim madem dinse. Bizdeki donanımlar onların elinde olsa, böyle külliyat olsa ne yaparlardı bu hamiyetleri? Onlar hamiyeti bir adam, din bak din. Benimkisi de milli görüş de. Milli görüşe bakma, benim nurcularım da bir kısmı böyle. Çocuk gönderirsin, üniversiteyi kazanmış, liseyi, gelip gidiyordu. Çocuğu kokluyorlar. Nereden geliyorsun ya kardeşim? İstanbul'da. Öyle mi ya maşallah, çaktırmadan. Ya nerelere gidiyordun Hasan abi? Dersin dışında görüşelim diyor. Dersi istemiyor. Devlet yurdunda çocuk. Orada korunacak, üniversitede derse gidecek. Derse istemiyor. Hasan abiye sen lisedeyken gidip geliyordun diye. Ve bunun ruhunda da din var. He? İnanayım şimdi. Din var. Allah aşkı var, çocuğun imanı kurtulma derdi var. Böyle bir dert mi var? Gavura bak ya, Hristiyan'a bak. Hristiyan'a bak. Madem din psikolojisi ise para almıyoruz. Ancak masrafı ödeyin. Kağıt, tuvalet kağıdı, su. Orada işte kahve mavi dolduruyorsun ya böyle. Açık büfe, kahve dayıyorsun, kahve içiyorsun, bilmem ne, su içiyorsun. Onların masrafı için. 100 euro vereceksin. Ve gavur niçin ilerliyor? Batıl bir davaya hak sebebe riayet ettiği için gavur ilerliyor. Bir daha söylüyorum. Gavur niçin hakim? Batıl bir davaya hak sebeplere riayet ettiği için ilerliyor. Müslüman niye geri? Hak bir davaya batıl sebeplere riayet ettiği için geri kalıyor. O zaman geri kalan hak ve batıl değil. Sebepler bizi ya terakki ettiriyor ya tedenni ettiriyor. Batıl sebep ne kadar hak davan dahi olsa muvaffak ettirmez. Batıl bir sebebe riayet edersen. Hak bir sebebin üzerine batıl dahi konsa muvaffak olursun. Efendim Yahudilik batıldır. Hristiyanlık batıldır. Ermenilik batıldır. Ama hak sebebe riayet ediliyor. Sebepleri ciddi. Bakın biz olsak caminin altına Hristiyanlara konferans olarak verir miyiz? Söyleyin bana. Vermeyiz. Bak vermedi. Nurcu, o da yani siz Nurcusunuz bilmem ne. Ya adam acayip bir şey ya. Peki biz niçin zeliliz? Zelil olmamızın sebebi elimizdeki hak olandan değil. Bunu bir daha söylüyorum gençler. Elimizdeki haktan kaynaklanmıyor. Bunu aziz ederken kullandığımız yöntem, sebep, batıl.
Batıl. O çocuk üniversitede. Bunun bedelini kim ödeyecek? Siz söyleyin. Haftada bir gün derse gidecek. Onu da istemiyorsun. Gelme diyorsun. Ve sen de dine hizmet ediyorsun. Öyle mi? Nasıl? Ne diyeceksin? Abini. Ya arkadaş, içim yanıyor. Kanıyor. İçim kanıyor. İç kanamam var. Böyle bir trafik kazası geçirdik nasıl olduysa. Arabada evrildik, çevrildik, tamam mı böyle? Adam doktor bizi gece bırakmadı. Niye? Hoca efendi dedi, iç kanaman olur belli olmaz, şimdi iyisin dedi. Ama arabada devamlı taklada döndüğün için iç kanama olur. Onun için seni dedi müşahedede tutacağız. Sabah beni müşahedede tuttular. Şimdi benim içim kanıyor. Kim beni müşahede edecek şimdi? Görmeseydim ben bir abiniz olarak dolaşıp gördüğümü, yaşadığımı söylüyorum. Genel midir? Hayır, haşa. O oraya hastır. O kişi hastır ama olmamalı. Cemaata veya şey değil. Mesela o papazın. Genel midir? Genel değildir. Adamın hamiyetine bakın o Hristiyan'a. Hristiyanlığın geneli değil. Tamam. Zalim, gaddar, Müslüman'ı yok ediyor. Ama orada adam nasıl sevindirdi? Bak bizi bile burada konuşturuyor. Değil mi? Ya. Şimdi böyle olursa, o adama bıçak vurursan, ateş akarsan hiçbir şey demez işte. Demez, bilgi vermez. Ama bizde bakıyor. Kimsin? Bir dakika. Ha, iyi adama gözüküyorsun. Dur. Bir de dinleyeyim. Bir de tad alayım. Bir de tutayım seni. Hah, uyuyorsan tamam, otur. Ama tehdit unsuruna bak. Bizden ayrıldın. Bizi dinlemedin. Dediğimiz gibi yapmadın. Cemaatimizin geleneğine, umumi şeylere uydun. Uymadın, dışarıdasın ve kurtulun şansın yok. Çünkü bizim dışımızdaki yanlıştır. Çünkü muzamm-ı ümmet cadde-i kübrada gider. En karabalık biziz, dolayısıyla haklı biziz. Allah Resulü'nün hadisesini hatırlatıyor. Kafirler dediler ki, ya Muhammed biz haklıyız. Çünkü diyor bak, bu kadar karabalık bizden. Hatta şu mezarlığa bak diyor. Mezardakiler de bizden. Sen kimsin ki demiş birkaç tane. Yani çokluk ve haklılığın sebebi olmuş. Olmamalı. Siz böyle olmayacaksınız. Tokat vurdu size, bunu gene asla mukabel etmeyeceğiz biz. Ben ne yaptım? Olmaz, olsun. Bak bir daha yapmak istiyorlar. Çok tesir etti. Demişler ki, ya biz bilemedik yani falan, kemküm. Şimdi duyulmuş tabii o tesiri. Neydi? Sıkıntı için, sıkıntının çaresi noktasında akıl ve duygu kontrolü diye konferanstı. Şimdi diyorlar, olabilir, verebiliriz. Bak Anadolu insanı ha o. Nasıl olmuş ha? Çobandı, eşek güdüyordu. Fransa'da işçisi açıldı. Gelmiş oraya. Ondan sonra nasıl olmuşsa da caminin kurulmasına biraz para vermiş. Oldu dernek başkanı. Olmaz. Olur. Sen de olursun. Sen olmazsın, olmaz. Bizden değil. Yanlış çünkü. Bizden olmayan herkes yanlış. Hakkı hayat var mı? Haşa. Yok. Bak olmadı işte. Halbuki şimdikilere demiyorum. Lakin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş. İslamiyet milliyetinin namusunu bilmemiş. İslamiyet'in namusunu bilmemiş. Namus. Namus. İradedendir. Kanun emirdendir. Fark, benim çiçek namus, iradedendir yani. Ama bu cins çiçekler var, kanundur. Bu tip çiçekler hep bunu verir, kanundur. Ama benim çiçeğimin eni, boyu, dalı, altı, üstü hepsine farklıdır. Bu namustur. Mesnevi Nuri 56'da anlatır bunu. Kanun emirdendir, namus iradedendir. İki bilmem kaç bin tane elma çeşidi var.
Bu kanundur. Elma elmadır, armut değil. Ama benim bahçedekinin tipi, tadı tıpatıp hiçbirisine benzemez şekli de. Bu namustur. İyi dinleyin o zaman. Yani İslamiyet kanundur, cemaati namusundur. Nüfus ettiğin, nüfus edildiğin yer. Namus, nüfus edilen, nefedilen, üflenen yer. Tarlan, istersen ailene de, istersen cemaate de. Yani hususi bir tarlan, ekilen yer, nüfus edilen yer, namus, nef edilen yer, nef, üflenen, döllendirilen, inşa edilen yer. Halbuki şimdikilere demiyorum, lakin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslamiyet milletinin namusunu bilememiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülahaza eder, kısa düşünürdü. Eskide mesela aşiretler vardı. Aşireti için canı verir, İslamiyet için hiçbir şey yapmaz. Çok acı. Şimdi mesela cemaat için, kendi grubu için acayip yapar. Ya İslam adına birisi çıkmış, İslamiyet'e fayda olacak, elinden geldiği kadar gizliyor. Yahudiler ise bir sporcu mu? Onun yolunu açıyorlar ve o sporcunun kabiliyetini Yahudilikte kullanıyorlar. Lyons Rotary'i kullanmıyorlar. O çalışma şeklidir kabul ediyor. Nurculuk bir çalışma şeklidir. Süleymancılık, tarikatçılık, Adıyamancılık bunlar bir çalışma yöntemidir. Bunlar hepsi doğrudur. Yani İslamiyet'i aziz etmek için bir tarafından direk verilmiş, bir tarafından evde kuyu kazılmış. Bir tavana taş koyuyorsun, bir de yere taş koyuyorsun. Abi hangisi üstündür? Hepsi üstündür kardeşim. Üstünlük orada olmaktır. Orada olmamak düşündüğü. Yani İslamiyet sarayının neresinde olursan ol. Abi ben tepedeyim, daha fiyakalıyım. Yok kardeş. İslamiyet ruhuyla aziz olacağız. İslamiyet ruhuyla mütelezziz olacağız. Aziz ve mütelezziz olursan himmetin o olur. Nurculuk dava değildir bileceksiniz. Dava içinde burhandır. Süleymancılık, tarikatçılık hepsi öyle. Yani hamiyetimizi, gayretimiz İslamiyet olursa dışındakilere düşman olur. Çünkü onun dışı, onun zıttıdır. Eğer hamiyetimizi, gayretimizi, cemaatimizi hasedersek onun dışındakiler bize düşman gözükür. Himmetimiz İslam olmalı. Ona aktif hizmet şeklimiz, yöntemimiz, şeklimiz yani hangi silahla, hangi kalemle yapacağız? Nurculuk olur, tarikatçılık olur. Ama hedefimiz İslam olmalı. Cemaat olmamalı. Bak, onlar kısa düşünürlerdi. Çok kısa böyle. Aşiretin şerefini, namusunu düşünüyordu. Ağam dedi ki, o kadar acayip olmuşlardı ki, ağasıyla gidiyor, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyormuş. Yandaki ondan sonra bunu gördü, o da gördü. Yandaki adama dedi ki, falan aşireti gittim ya, he, şu ona götür. Ona götür. Şimdi ağa nasıl desin? Unuttu, bilmiyor. O kadar cahil ki. Ağamın dediği gibi. Selam vermeyi bilmiyor ya. O kadar taktı ki. Ağamın dediği gibi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyemedi. Tamam. O da ben de ağana dediğim gibi diye cevap vermiş. Yani ağasının, aşiretinin, milliyetinin, Kürt milleti, Türk milleti. Lan ne olacak lan Türk? Sen mi seçtin Türk olmayı? Çerkez olmayı, Fransız olmayı kim seçti? Ne özelliğini olsa Allah katında makbul kimdir? Takvası olandır. Hangisi kim seçti beni? Ben Kürt olacağım, Türk olacağım, Çerkez olacağım diye. Kim seçti bunu? Ana babanısını seçen var mı? Senin olmayan bir şeyle nasıl gururlanıyorsun? Ne alakası var? İşte kısa düşünüyorlar. Kısa. Gündelik hayatta. Hayat mı canım? Peki sonra neyi buldum? Baktım ki cemaatlarda
Fertler de ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Bitmiş, ancak onu bunu öteleyerek, iteleyerek, tenkit ederek, şey yaparak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hayatlarına, davalarına bir katkı koyamadıkları için dershanededir, Süleymancılık, tarikat, kim taassup yapıyorsa cemaatine, unutmayın bunlar ölüm kalım savaşı veriyorlar. Bitti. Bitti de nasıl duracak? Artık onu bunu iteleyerek, öteleyerek. Bitti. Taassup bitmenin alametidir. Bitti artık. Ne kabul ederseniz artık bitti o. Niye? Şimdi ben size desem ki buradan başka bir yere gitmeyecek, şey yapmayacaksınız. Bu benim bittiğimin alametidir. Niye? Çünkü ben size bir katkı veremiyorum. Ben size donanımlarınızı geliştiremiyorum. Cazip yerleri de biliyorum. O seviyemde yok. Siz oraya giderseniz kapılırsınız. Kapılma endişesi olmasaydı ben de size müsaade ederdim. Kapılma endişesi var. Onun için göndermiyorum. Gitmeyeceksiniz. Tevhidi kıble edeceksiniz. Diye var ya, İslamiyet için söylenen tevhidi kıble et. Şeyi kullanıyor cemaat. Ondan endişe ediyorum. Sen oraya kapılırsın. Ben niçin kapılırsın? Bende bir meziyet olmamış ki. Ben sana yenilik veremedim. Ben seni aktif edemedim. Onun için çıkıp da bir cemaat. Arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz. Nereye giderseniz gidin. Bak bunu söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Belki de siz çınarsınız. Belki de balina balığısınız. Çınara sakside yetiştiremezsiniz. Balina balığını Karadeniz'e koyamazsınız. Okyanustadır. Bu tarlada olması lazım. Ben belki fıtratınız balina gibidir, çınar gibidir. Git arkadaş. Nurculuk camisi çok geniştir. Git bak fıtratın hangisi uygun? Orada kanaat et artık. Ama burada açtın. Cemaatimizin geleneği budur. Bir yere gitmeyeceksin. Demek saksiyi çınara tutuyorsun. Bu sefer çakrı, saksi de sana ne yapar biliyor musun? Öyle bir çakar ki sana, ne yapar biliyor musun? O sakside çınar büyüdükçe saksi parçalıyor. Cemaat böyle parçalanıyor. El-Cezam-ı Cinsilamen. Biz onu tuttuk, ona başka yol vermedik, sakside büyüttük. Saksiye uygun değil çınar. O cemaate uygun değil kapasitesi. Adam kapasitesi çok küllü. Yol vermedin, yol verseydin cemaat tahliye olacaktı. Rahatlayacaktı. Vakıflar bizi ileride parçalar diye vakıfı evlendiren cemaat var. Kapasitesinden dolayı. Bu çınar ağacı olan bu adamı, delikanlıyı, ileride bizi sıkıntı yapar diye kapasiteli ve donanımlı olan vakıfın iflahını kestiler. Evlendirdiler. Bir tane değil, iki tane değil. Anlıyor musunuz? Böyle bir şey var ya. Ama o da direniyor, evlenmek istemiyor. Ona desenize bırak işte. Git kapasiteli ve kabiliyetli donanımına uygun bir yer bulsun. İslam'ı aziz etsin. İslam'a ve Kur'an'a hizmet etsin. Niye tutmadılar biliyor musun Murat? Bu büyüyor. Çok kapasiteli. Bu cemaatin içinde inşikaka sebebiyet verir. Tabii ki verecek. Niye tutuyorsun sakside o çınarı? Ama serbest verseydin, ben demeseydim siz haklısınız. Sen kaç yaşındasın? 16. 16. Ondan daha küçük olan var mı? Yok. Muhammed var şu an. Muhammed var nöbetçi. 14 yaşında. 14 yaşında bu aramızda olan. Evet. Ben suçlu olurum bir abiniz olarak. 14 yaş 51 yaşındayım. Buraya gelin. Bunun dışında yoktur. Hepsi yanlıştır, batıldır ve eksiktir. En az insaflı dayı olsam. Ya bizimkisi küllüdür bilmem nedir. Desem de siz bu cemaata kapasitenizden büyük. Kapasiteniz büyük. Cemaat küçükse buraya vereceğiniz zarardan. Yani Allah Allah böyle de anlaşılıyor falan. Özürlü olursunuz. Şeran özürlüsünüz. Yani özürünüz var. Ama ben size yol da veriyorum. Bakın. Ta kapasiteli, tam fıtratınıza uygun. Dine yeter ki hizmet edin. İslam'ın içinde kal. Böyle olmalı. Bak adam bak. Adam aşiretinin namusunu düşünüyor. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkese feda etmez. Öyle bir hedef göstereceksin ki delikanlıya hayatından daha kıymetli. Nasıldı o? Güneşten daha parlak,
gibi şirindir. Neydi o? Bir tane de var. Güneşten daha parlak. Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak saadet ebediye gibi şirindir. Yani hayatımızdan daha kıymetli bir şey varsa hayatımızın hedefi hayat rahat feda edilir. Hayatımızdan daha kıymetli şey nurculuk değil, İslamiyet'tir. Nurculuk yöntemdir. Süleymancılık yöntemdir. Dava içinde burhandır. Hayatımızdan daha kıymetli haşa haşa Allah'tır. Hayatımızdan kıymetli yani dindir, İslamiyet'tir. O zaman hayatımızın hedefi bu olursa bu hayat rahat rahat feda edilir. Sizin hizmetiniz nurculuk vasıtasıyla gençler Allah'ın dinine hizmettir. Ne zamana kadar? Bu kaliteden daha güzel bir kalite bulana kadar. Daha bir güzel kalite yöntemi bulursan oraya gideceksin. Faraza İslami fikri milliyetle haşiye milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Aklı Kur'an ve imandır. Görüyor musunuz? Milliyetimiz bir vücuttur. Ne mutlu. Ne demem lazım? Müslümanım diyene. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu bak. Milliyetimize bak. Milliyeti nasıl tanımlıyor? Milliyet bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Milliyetimizin vücudunun aklı Kur'an ve imandır. Bak, milliyetimiz bunu ezberleyebiliriz. Hep beraber ezberleyelim. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Aklı Kur'an ve imandır. Bir daha okuyayım. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet. Aklı Kur'an ve imandır. Bu olursa ne olur? Bak görüyor musun? Hedefe bak. Nurculuk vasıtasıyla, yöntemiyle, el ayakla İslamiyet'i aziz etmek. Milliyetimiz bir vücuttur. İslam milliyeti. Ne mutlu Müslümanım diyene. İngilizler Müslümanların içine attığı bir zehirdir. Ne mutlu Türk'üm diyene, Kürd'üm diyene, Çerkez'im lazım diyene. Böylelikle parçaladı. Faraza İslami fikri milliyetle onlar gibi temaşa etseydiniz, kahramanlığınızı aleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünseydiler, eğer Ermeniler, Hristiyanlar bizim gibi küçük ve sönük düşünseydi, yani şuraya kadar görüyor, ondan öylesini görmüyor. Onlar da bizim gibi düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Korkak, yani korkak şu, etbam acaba bir yere kaçar mı? Hani harç yapanlar bilir. Harç yaparken ortada su koyarlar, tam aşağıdan boşaltacağın zaman patlar, patlamasın diye böyle merkeze açarlar, merkeze açarlar. Aşağıdakileri açtıkça dışarıdan içeriye atarsın. Böyle olmalı. Yoksa patlar. Hazmede ede ede genişleyeceksin. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünselerdi, düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Onların sefil olmamaları, cesur olmalarının sebebi fikri milliyet ondan kaynaklanıyor. Hakikaten sizin harikulade şecaat istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüzi bir haysiyet, bak insanı aktif eden şey, bir menfaat veya cüzi bir haysiyet veya itibari bir şeref için, falan aşiret karamandır, Hasan abi büyüktür, çok şeyleri biliyor. Abi traktör şamını basar gibi böyle insanı aktif eden şeylerden bahsediyor. Sufli şeyler. Neymiş o? Menfaat. Cüzi bir haysiyet. Haysiyet. Cüzi bir haysiyet. Veya itibari bir şeref.
veya filan yiğittir sözlerini işitmek gibi küçük emarelere hayatını istifaf eden, yani bu kadar şeyler için hayatını feda eden, hafife alan veya ağasının namusunu istizam için kendini feda eden kimseler veya falan aşiretin ağası canını veriyor, yeter ki ağamın ismi aziz olsun. Aşiretlerde böyleydi. Feda eden kimseler eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine uyansalar, tamam, hazinelere değer İslamiyet milliyetine, yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifaf hayat etmezler mi? Yani acaba bunlar uyansa 300 milyon İslam'ın uhuvvetini, benim uhuvvetim 300 milyon Müslüman'ın uhuvveti gibidir. Ya ben görmüyorum, sana ne? Senin işin şu. Müslüman'ı Allah için sevmek. Allah için büyük küçük yok. Hani 1,5 milyar şimdi, o zaman 300 milyon. 1,5 milyara ben elimi uzatıyorum. Tokalaşıyorum. Öyle göreceksin. Şimdi adam bizden değil de elini uzatmıyor ya. Selam vermiyor. Niyeymiş? Gel buraya bak. Gel arkadaş. Kardeşim, İslamiyetimden şüphen var mı? Yok. Niye selam vermiyorsun lan? Ne pintilik bu ya? Ne bu suratındaki şey? Ne bu hal arkadaş? Yani İslamiyeti bilmiyoruz ki. Şeriatı bilmiyoruz. Zübeyir abi rüyada, işte artık söyleyeyim, Zübeyir abiydi. Bir akşam rüyada ders yapıyor. Ben de dersteyim. Birisi soru sordu Zübeyir abiye. Rüya bu. Abi dedi, kitap okuyoruz, Kur'an okuyoruz ama sıkıntımız gene gitmiyor dedi. Bana bakarak anlatıyor. Bir, benim dediğimi tekrar ediyor, ek yapacak şimdi. Bilmiyordum orayı, dedim ya size. Her gün namazı vaktinde kılın ve akabinde tesbihat yapın. Kur'an'ı okuyun. Hizbul Kur'an. Haftada bir gün en az derse gidin. 5-10 dakika risale okuyun. Ben bunu derdim, hatırlıyor musunuz? Bir de internet, televizyonlar uzak durun. Zübeyir abi eklemiş bir şeyi. Şeriatı bilme adına her bir nurcu fıkıhı bilmeli. İlmihal okumalı. Helal haramı bilmesi lazım. Tuvalet adabını bilmiyor. Bunun içinde fıkıh, Kur'an okumayı bilmiyor. Bilmeyen varsa yeni arkadaş, eskiler mümkün değil de. Kur'an'ı bilecek. Tuvalet adabını, namazı bozan, bozmayan, namazın farzlarının vaciplerini bilmesi lazım. Tahariye dahildir. Tamam? Bunu da bilmesi lazım. Eğer uyansalar, hazinelere değeri olan İslamiyet milliyetine, yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini, ben birisiyle tokalaşırken, Süleymancı kardeşimle tarikatçıyla dolaşırken, tokalaşırken 300 milyon, 1,5 milyarın temsilcisi diye bakacağım. Ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istifaf hayat etmez der mi? Yani ben onun hayatında İslamiyet görsem, kalbindeki imanı, kafasındaki itikadı anlasam, ben kafada itikat var, kalpte iman var, hayatında İslam var. Kusurlarıyla beraber. Ben bunları görebilsem acaba elimi uzatmaz mıyım? Yüz çevirir miyim? Yahudi bak yapmış da, Yahudi bir futbol şey var. Yürüyüşçü, yürüyüş, şey, koşu, atletizm. Diyor ki kendisi, bizde bir Yahudi'nin bir meziyeti varsa benim demez. Yahudilikte kullanır ve bütün Yahudi Coca-Cola'sı olsun. Bak Coca-Cola bomba verdi mesela Filistin at diye. Medyası onu aziz ederler. Çünkü o da Hristiyanlığa, şey, Yahudi'ye hizmet ediyor. Şimdi peki bir bakıyorsun, bir nurcu veya bir Süleymancı, bir tarikatçı, bir Allah'ın ikramı, bir keşif yaptı. Yani İslamiyet'te bir mana keşfetti. Ne bileyim, bir şey ortaya koydu. Onu
kapatmak için onun beşeriyetini nazara veriyoruz. Diyoruz ki tamam tamam da Yasin işte böyle yiyor, bu kazağı giyiyor. İnsanda üç tane şahsiyet var ya. Birincisi beşeriyeti, ikincisi ubudiyeti, üçüncüsü vazifesi, vazife dağılığı. Vazife dağılığını kapatmak için şimdi kullanılan silah bu. Beşeriyetini çıkartıyorlar. O şöyledir, o falan yerlidir, falancalardandır. Burnunu çekiyor, çiçek şey yapıyor, kalem alıyor. Ne bileyim ya, ne hatırına geliyorsa, oturuyor falan. Yani beşeriyet var ya, beşeriyet eksikliklerini. Onu öne getirip o şeyi kapatmaya gayret ediyor. Yahudi ise o koşucuyu da İslamiyet'e aktif ediyor. Şeye, Hristiyanlığa, şeye, Yahudiliğe. Yani bunlar azınlık ama siz genç olduğunuz için bu donanımlarınız da olacak. Yani onun için bu dersi yapıyorum. Bu donanımlarımız olması lazım. Aktif etmemiz lazım. Onun için anlatıyorum. Elbette hayatını 10 paraya satan 10 liraya binler bin 10 liraya binler şef de satar. Yani bir cemaat için hayatını veren din için vermez mi? O zaman hayatımızın hedefi İslam'dır. Oraya varmak için kullandığımız yöntem cemaattır. Hangi cemaat de olursa olsun. Böyle göreceksin. Maalesef güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlaklarımıza da yine gayrimüslimler çalmışlar. İşte Osmanlı burayı fethettiği zaman onlara bu imkanı veriyordu. Gelin konferansınızı verin. Şapanı yapın. Şimdi bak kilisenin altına gel konferansını yap. Para da almıyorum. Müslüman da kokluyor seni. Bizden değilsin. Hiçbir önemin yok. Kimdenim ben? Gavur diyor ki bizden değilsin. Sen de diyorsun bizden değilsin. O zaman kimden bu? Ama ne yapmış? Maalesef güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlaklarımıza da yine gayrimüslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimai ahlak âliyemiz yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş. İslam, görüyor musun? Bir kısım adetlerimiz, güzel sözlerimiz, güzel davranışlarımız, güzel ahlakımız, huyumuz bizde yer bulamamış. Bizde yer bulamayınca darılmış, gitmiş onlara. Ve onların bir kısım rezaili kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. Cehaletimizin pazarına getirilmiş. Hem büyük bir tecrübeyle görmüyor musunuz ki terakkiyat-ı haziranın usul esası belki dini hakkın muktezası olan ben ölürsem devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar gibi kelime-i beyza ve hasleti hamrayı gayrimüslimler çalmışlar. Çünkü onların bir fedaisi der, ben ölürsem milletim sağ olsun, içinde bir hayat-ı maneviyem vardır. Ve bütün sefaatin ve şahsiyetin esası olan ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun, istersen tufan olsun veyahut ve in muttu atşen fela nezelel katru olan kelime-i hamka. Yani eğer susuzluktan ölürsem artık yağmur damlası düşmesin olan kelime-i hamka ve seci-i avra himmetimizin elini tutmuş, rehberlik ediyor. İşte en iyi haslet ki dinimizin muktezasıdır. Nedir? Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki
Biz ölsek milletimiz olan İslamiyet haydır, ilel ebed bakidir. Milletim sağ olsun, sevabı uhrevi bana kafidir. Milletin hayatındaki hayat-ı maneviyem beni yaşattırır. Alemi ulvide beni mütelezziz eder. Vel mevtu yavmu nervu zina deyip nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz. Allah Allah. Ölüm Nevruz günüdür manasında. Vel meftu yevmu nevru zina. Ölüm Nevruz günüdür deyip nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.